Ben iyi bir baba olamadım. Kim diyor bunu? Ben diyorum. Ha, o zaman sayılmaz. Neden sayılmazmış? Böyle şeyleri başkalarından duymak lazım. Çünkü kendine insan bazen çok acımasız olabiliyor. Bunu yapamadım, beceriksizim. Oluyor öyle şeyler yani. Ben kendimi bilirim. Bilirsiniz tabii. Bir de yine de başkalarından duymak lazım sizi. Belki onlar bu kadar yüklenmez size. Sen böyle de konuşabiliyor musun demek? Nasıl yani? Anlamadım. İnsan gibi. Evet, hak ettim bunu. Evet. Daha da sık sık duyacağım bunu. İnsan öyle hemen değişmez. Hele başkası için hiç değişmez. Sen şimdi git, babanla konuş. Neden? İstediğin cevaplar bende değil. Ben senin baban değilim. Kimle derdin varsa git onunla konuş. Ne yapıyorsun burada? Sana yaklaşıyorum. Yaklaşıyorsun. Hı hı. Senin izlerini takip ediyorum. Şimdilik babandaki izleri takip ediyorum. Babasının kızı Büşra kimdir? Bunu tanımaya çalışıyorum. Belki sonra başkalarında da görürüm seni. Abinler de, annen de, yeğenlerin de. Çünkü mutlaka onlarda da bir parçam vardır. Bir şey söylemek zorunda değilsin şu an. Ben seni beklerim. Benim için ailenden de vazgeçmene gerek yok. Ama bizden de vazgeçme, olur mu? Çünkü benim vazgeçmeye hiç niyetim yok. Seni sonuna kadar bekleyeceğim. Ha. Kolay gelsin. Eyvallah, sağ olasın. Emin Bey, Hakan ben, Ahmet'in oğlu. Nasıl baban, iyi mi? Çok şükür, bir sıkıntı yok. Aslında bugün babam gelecekti de dışarıda başka işleri vardı, onlara koşturuyordu. Konu da biraz acil olunca beni yolladı önden. Dedi, git sen bir konuş. Hayırdır inşallah. Nedir acil olun? Vallahi aslında hiç öyle bir niyetimiz yoktu, açık söyleyeyim ama... babam dükkan için iyi bir teklif aldı. Sattık dükkanı. Evet, sizden de yakında boşaltmanızı isteyeceğiz. Yani ne olur kusura bakmayın. Yok,
O tabii, tabii siz de. Tabii sizin de ihtiyaçlarınız vardır. Sizin de bakacak aileniz var. Peki alan kişi ne yapacakmış? Bakkal mı yapacakmış, o da bir şey dedi mi? Onu bilemiyorum. Babama sormak lazım. O daha hakim. Kullanmayacakmış. Boş duracakmış bu dükkan. Şimdi rica etsem dükkanımdan çıkar mısınız? Sana söylemiştim. Her şeyin benim olacak demiştim. Her şeyin. Son kuruşuna kadar. Senden ayrılamam, yoluna adadım ömrümü ben, sensiz olamam. Yana yana kül olsam her an, yine de senden ayrılamam. Bin yıl yaşasam yine sana doyamam. Sana gönlümü verdim ey nazlı güzel. Seni almazsam gözlerim açık gider. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben, gel kaçma güzel. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim nazlı güzel. Affet beni baba. Ben sana layık olamadım. Seni mutlu edemedim. Beni affet ne olur. Bundan sonra bu ev, bu arabalar, o holding, şu bavullar dışında gördüğünüz, görmediğiniz ne varsa hepsi benim. Tüm kontrol bende. Ha, biz bu hayatı bırakmak istemiyoruz diyen varsa ayağıma gelecek, elimi öpecek. Evet. Yok mu kalmak isteyen?
Öldüreceğim ben seni. Geberteceğim. O elin... Abi. Yaşar! Anne bir bırak. Alayım şunu ayağımın altına. Yaşar dedim. Herkes bavulunu alsın. Gidiyorsun. Aa nereye anne ya? Daha karpuz kesecektin. Pislik. Ben sana ne diyeyim? Şu suratına, şu giydiklerine, şu hallerine bir bak. Yazık. Çok yazık. Niye yazık olsun anne? Baksan artık her şey benim. Evler, arabalar, şirketler, aklına gelen gelmeyen her şey benim. Mülk Allah'ındır oğlum. Bunu bile öğretemedik mi biz sana? Öğretememişiz demek. Hadi malının, mülkünün hayrını gör. Bakalım aileni yerine tutacak mı? Gidiyorsun. Kübra, hadi kızım. Yaşar, hadi gel. Kübra. Yazıklar olsun. Kadircan, haydi, haydi. Kadircan, kalalım biz de. Onlar da dönecekler zaten, görürsün. Kadircan, ne yapıyorsun oğlum? Binnur, haydi. Hadi kızlar, Yusuf hemen yürü. Beni de bekleyin. Ne yapacağız anne şimdi? Nereye gideceğiz? Allah büyük yavrum. Allah büyük. Sen bize gelmedin ama biz sana geldik. Bizim için de yerin var mı?
Hadi bakalım. Hadi. Doktor bey, çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun, bizi açıkta bırakmadınız. Elimizden geleni yaptık da Emin bey, aslında haber verseydik. Kime? Bilemiyorum da, yani yardımcılarınıza. Benim yardımcım yok ki. Eskiden de o. Rüzgar gibi geçti. Amcama da inanmıyorum. Niyeymiş? Gayet de amcamdan beklenecek bir hareket yani. Bana bak. Aferin ha. Senin kafan bir çalışmaya başladı bu aralar. En mantıklı şeyi bir söylemiyor mu? Gel buraya. Çok teşekkür ederim. Tekrar sağ olun. Allah sizden razı olsun. Sağ ol. Evet. Bu geceyi bir halledelim. Artık yarına Allah kerim. İnşallah. Zaten hep benim ne yapacağız baba? Yarın ola ayrıla. Ya ben size daha fazla yük olmak istemiyorum. Ben yarın sabah erken... Yok kızım, olur mu öyle şey? Dur, hele bir yarın olsun, bakarız. Ha, siz de yatın artık. Allah rahatlık versin. Sana da kızım. Siz gelin bakayım benimle. Bir konuşalım. Hadi bakalım kardeşine de şey. Tamam. Hadi bakalım. Hazırlayın. Sen çıkar mısın? Çarşaflar falan nerede bilmiyorum. Haber edeceğim ben siz. Anladım bakalım ne oldu? Bu servet var ya, şerefsiz servet. Yaşar. Olan oldu. Sinirlenmeden. Sakin sakin. Hadi oğlum. Ya doğru diyorsun baba, doğru diyorsun da. Vallahi dayanamıyorum. Aklıma geldikçe delirecek gibi oldum. Ya nasıl ettiyse her şeyi almış baba, her şeyi. Her şeyi? Her şeyi, he ya. Aha bak, buraya yazıyorum. Bundan sonra ben de sana çektirmezsem, seni süründürmezsem, senin olan ne varsa elinden almazsam, o çocuklarına, torunlarına elimi öptürmezsem, bana da servet demesin baba. Bir de çıkmış merdivenin tepesine, artık her şey benim diyor. Elini uzatıyor böyle, elimi öpeni içeri alırım diyor. Lan sen kimsin, kimin evine kim almıyor? Özür dilerim baba. Ya anne, sen de bir şey desen ya. Babam bir düşünsün de yavrum. Ya baba, ne edeceğiz şimdi? Ya tamam, hadi bugün tamam da. Yarın ne edeceğiz? Öteki gün ne edeceğiz? Her şey sırayla evladım. Her şey sırayla. Evimiz, barkımız var çok şükür. Ev var da baba, giremiyoruz içeri. Yok, onu unut kızım. Onu demiyorum ben. Ödemiş de ki evim. Sen birkaç ay önce ne yapıyordun orada? Unuttun mu? Yani turşu kuruyordum ben. Bizim mutfakta da şöyle bir masa var ya. O artık eskidi diyordum Yaşar'a, değiştirelim diyordum. Sen ne yapıyordun kızım? Ben de tam şey diyordum baba. Açık liseye gideyim, dışarıdan okulu bitireyim. Bir de öyle ev işleri falan işte, başka bir şey yok ki. İşte bak, gideriz ödemişimize. Devam ederiz orada hayatımıza. Her şey sırayla. Her şey sırayla. Kadircan nerede? Görmedim hiç ortalıkta. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Yaşar, kötü bir şey mi oldu? Ne oldu? Benim evladım el öpenlerden oldu baba. Kadir nerede? O niye gelmedi? Kadir şeyde baba. Nerede? Şeyde... Babacığım, Kadir'i polisler götürdü. Cinayetle suçluyorlar. Ne?
arkadaş. Aa Emin Bey. Hadi arkadaşlar lütfen. Hadi. Emin Bey, Orna Holding'i elden çıkarıyorsunuz. Servet sıralamda her şeyi koydu söyleniyor. Doğru mu? Emin Bey, sizi içeri alamam. Servet'in kesin talimatı var. Yokmuş. Evladım, çekilir misin? Efendim, özür dileyerek. Çekilir misin? Kesin talimatı var. Emin Bey, Orna Holding'i elden mi çıkarıyor? Yok bir şey. Yok bir şey, yok. Emin Bey, nereye aç kapıyı? Aç kapıyı. Emin Bey, buyurun efendim, hoş geldiniz. Emin Bey, çıkam olabilir. Kimin emniği kimi almışsınız? Sizler. Arkadaşlar, çekin. Hoş geldiniz efendim. Hadi arkadaşlar, hadi arkadaşlar, hadi arkadaşlar. Allah razı olsun senden, Ceyhun. Servet! Servet! Servet, çık dışarı! Buyur baba. Yeni evin hayırlı olsun. Bunu söylemeye mi geldin buraya kadar? Hayır, Kadir için geldim. Tabii ya. Kadir için geldim. Ben bunu nasıl akıl edemedim? Hepsi senin olsun. Al hayrını gör. Ama Kadir'i kurtar. Yok ya. Ben aynı durumdayken sen kılını kıpırdattın mı baba? Öyle baktınız hepiniz. Bir Allah'ın kulu yoktu karakolda. Sen Kadir'le kendini bir mi tutuyorsun? Tabii canım. Hiç olur mu öyle şey? Haşa. Kadir kim, ben kimdim? Ama bir bak şimdi. Bir bak da söyle. Hangimiz daha güçlü? Kadir mi, ben mi? Söylemeye gerek var mı? Her şey ortada. Kadir'i kurtarırım. Ama bir şartla. Bundan sonra ben ne dersem o olacak. Bu eve girmek isteyen de gelecek, elimi öpecek. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun sana. Para nasıl bozdu seni? Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi. Keşke aldatılanlardan olmasaydın Servet Efendi. Tabii. Kadiriniz içeri düşünce hemen koşun tabii. Aman bir başına kalmasın kadiriniz. Biz insan değildik çünkü. Biz evlat değildik çünkü.